sıradan vatandaşı asgari insani şartlarda yaşayabilmesi için hayvanlar gibi çalışmak zorunda bırakan, bir takım hayvandan aşağı tiplerinse hakkı olmayan serveti Ali Cengiz oyunlarıyla indirmesini teşvik eden bu düzen, her geçen gün meşruiyetini daha fazla yitiriyor ve değişimin önü de aslında bununla aynı hızla açılıyor. Ve bu düzen değişmedikçe iktidarların, gazetelerin, servetin, Şunun ve bunun el değiştirmesiyle Türkiye'nin meseleleri çözülmeyecek bilakis pekişecektir. Bir rejim değişikliğinin kendisini dayattığını hayatın her planında müşahede ediyoruz. Erdoğan bu dayatma karşısında daha fazla kayıtsız kalmamalı ve eğer ki bir dönem daha iktidarda kalmak istiyorsa senelerdir sırtında taşıdığı asalaklardan bir an evvel kurtulmalı ve bununla beraber Memleketin fikri ve ruhi sefaletini ortadan kaldıracak, ruh köklerimizle mutabık bir rejime geçmek üzere hızlı ve kararlı adımlarla yol almalı. Nerede birlik sualine, şahsi ve maddi menfaatler çevresinde birlik cevabı verildiği takdirde, bir memleketin ne hale gelebileceğinin ibretlik tablosu haline gelmiştir Türkiye. Büyük küçük demeden etkileyici konumda bulunan herkesin, kendi işini gücünü bırakıp indirme peşine düştüğü bu indirme işyerinin önünde kapı vazifesi görmesi gereken müesseselerin bile bu işin bir parçası haline geldiği hırsız içeride olduğu için de kapının kilit tutmadığı ve bir de internet sayesinde eskiden olduğu gibi bu işlerin artık saklanmasının da imkanı olmadığından her şeyin ortalığa saçıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Umumi vaziyeti bu şekilde bir kez daha hatırlattıktan sonra şimdi biraz daha hususi bir plana geçelim ve Türkiye'deki basının içler acısı manzarasına bakalım. Medya. Bugün Türkiye'de tüm medya organları iktidara göre konumlanmış bulunuyor. Bunlardan bir kesim iktidar yanlısı tarafta saf tutarken, diğer kesimse iktidar karşıtı tarafı teşkil ediyor. İlk bakışta Türkiye gibi iktidarla muhalefet arasında yalnız zihniyet farklılıklarının sivri köşelerinin ön plana çıkartıldığı bir memlekette bu manzara tabii görünebilir. Peki Gerçekten öyle midir? Tabii ki değildir. Dinsiz, ahlaksız, görüşsüz, vicdansız. Türkiye'de belli başlı çıkar odakları etrafında hissesine düşecek olan menfaate göre kümelenmiş bir medya var. Birkaç istisna dışında bunların dini, ahlaki yahut ideolojik hiçbir kaygısı yok. Tamamen çıkar odaklı hareket eden, hangi tarafı temsil iddiasındaysa o kesimin cengaverliğine soyunan, yalan söylemekten çekinmeyen ve söylediği yalan ortaya çıktığında yüzü kızarmayan, dal kavuklukta deryaları tutuşturmaya mahir ve bağlı olduğu tarafta günün iklimine göre rüzgar ne yandan esiyorsa ona göre dönen rüzgar gülleri bunlar. Rüzgar, yani mamaları kesildiğinde düne kadar taşıdıklarını iddia ettikleri bütün değerlerden bir yılanın derisinden soyunması gibi ayrılıp karşı tarafında en ateşi savunucusu olmaları önünde engel olabilecek bir şahsiyeti de haiz değiller. Hayal tacilleri. Aslına bakacak olursak medya iki tarafında kendisine photoshopladığı bir Türkiye imajını kendi taraflarına empoze etmekle meşgul. İktidara yakın medya dünya devi, cihan imparatoru, yedi iklime nizam veren İnsanların bolluktan boğulduğu, adaleti Hz. Ömer devrine denk bir memleket tasavvurunu hakikatmiş gibi pazarlamaya uğraşırken, muhalif kanatsa bunun tam tersini empoze edebilmek için en aşağılık yollara bile tevessül etmekten çekinmiyor. Onların tüm bu çabalarına karşılık, vatandaşsa kendisine gösterilen Türkiye ile kendi yaşadığı hayatı birbiriyle bağdaştıramadığı için bir de bunun sıkıntısını çekiyor. Keyfiyetsizlik Biraz evvel de ifade ettiğimiz üzere din, ahlak ve dünya görüşü bakımından hiçbir keyfiyet belirtmeyen, dolayısıyla bu değerlerle tüm münasebeti ensesinde bunların etiketini taşımak olan kimseler, hangi taraftan olurlarsa olsunlar, yaşanan tüm meseleleri dedikodu seviyesine yani kendi seviyesizliklerine indirmekte de son derece maharetliler meselelerin çözümü noktasında ezbere birkaç klişeden başka ortaya ne teşhis ne de bir reçete koyamayan bu kimseler, idraklerin iyiliş edilmesi noktasındaysa üzerlerine düşen vazifeyi tas tamam yerine getirmekteler. Unutmadan bir de bunların entelektüelleri var. Onlar da meseleleri kadınlar hamamı seviyesinde ele alıyorlar ama aydın kimseler olduklarından aralara fikir adamlarının konuyla alakalı yahut alakasız sözlerini serpiştirmek suretiyle bu unvanı da kimseye kaptırmıyorlar. Bunları eşlik eden komplo teorisyenlerine de ayrıca bir parantez açmazsak onlara ayıp etmiş oluruz. Birbiriyle alakasız meseleler arasında ilk bakışta normatif şuur hatası gibi duran fakat biraz deşildiğinde sistemli bir şekilde yapıldığı anlaşılan saçmalıklar dizisini sanki hakikatmiş gibi satanları diyoruz. Feriştah'ın fantezilerini senelerdir sanki yalnız bunların bildiği sırlarmış gibi pazarlayan, bir de bu işi sistemli yapan tipler için uygun düşecek bir yakıştırmamız bile yok açıkçası. Yine de haklarını yemeyelim. Bir konuda çok nitelikliler. Felaket para sayarlar. Bir görseniz şaşarsınız. Dalkavuk dost değil, düşmandır. Yine iktidara yakın medyadan devam edecek olursak, tek elden çıktığı besbelli manşetler, konulara yalnız tek bir bakış açısından yaklaşmalar, iktidarın önünü açmak üzere lokomotif olacağı yerde vagonluk yapmalar ve bütün bir ömrü Erdoğan her ne der ve ne yaparsa yapsın, hiçbir kritere tabi tutmaksızın onu doğrulamak, la yüsel kılmak üzere geçen dal kavuklar. Bir insanın en büyük dostu bütün gün onu övmelere doyamayan değil, bir yanlış yaptığı yahut yapacağı vakit onun hatasını ikaz edendir. Buradan da anlaşılacağı üzere kendisinin iktidara yakın olduğunu iddia eden medya, Erdoğan'ın dostu değil, bilakis baş düşmanıdır. Eğriye eğri, doğruya doğru. Bir yanlış gördüğünde tenkit, bir doğru gördüğünde ise takdir etmek ne kadar zor olabilir ki diye aklımıza getirmişizdir muhakkak. Fakat bunu yaparken bizim iyi, doğru ve güzel ölçülerimizin piyasaya uymadığını çoğu defa unutuyoruz. Açmak gerekirse bu tipler için para ediyorsa iyi, para getirecekse doğru pahalıysa da güzel olduğunu onların eşya ve hadiselerle alakalarının bu ölçütler çevresinde şekillendiğini biz ne yazık ki anlayamıyoruz. Biz bunların samimiyetsizliklerinden kaynaklanan rezilliklerini başarısızlık olarak görüyor olsak bile bunlar foyaları ortaya çıkana kadar yaptıkları birikimden başka bir şeyle alakadar olmadıklarından geri kalan mevzularla zannedildiği kadar alakadar da değiller hedefine ulaşmışlarsa yani ceplerini doldurmuşlarsa tamam ondan sonra isterse rezil rüşva olsunlar hiç ama hiç sıkıntı değil dolayısıyla bu adamlara şöyle yaparsanız başarılı olursunuz falan diye yol göstermeye çalışmak bile saçma gösterilecek yolun maddi getirisi şimdikinden daha fazla değilse düzeltmek kimsenin işine gelmiyor mu Üstadın Babali eserinde Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu olan Sedat Simavi ile arasında geçen şu vesikayı hatırlayalım. Sedat Simavi, Napolyon gibi eli yeleğinin düğmelerinde bir aşağı bir yukarı dolaşıyor ve mükellef bir koltuğa oturttuğu sabık şair Necip Fazıl'a göreceksin diyor. Fikri idam edeceğim. Sadece resim ve göze itap. Yazıya göre resim değil, resime göre yazı. O zaman sabık şair iki dudağı arasından istihza fiskesine benzer bir hırıltı koparıyor. Seda simavi hayrette. İnanmıyorsun öyle mi? Yahu gazete fikir demektir. Hadise ve ona bağlı fikir. Kıymet hükmü. Bu ihtiyacın aletidir gazete. Fikri idam iddiası gazete için portakalın suyunu çekip posasını satmaya kalkışmak kadar gülünç olmaz mı? Misali tersinden koyuyorsun. Halk portakalın suyunu ister, posasını değil. Halbuki istikbalin gazeteciliğinde asıl posa fikirdir. Portakal suyu da hadiselerin dış yüzü ve göze hitap eden şeyler. İyi ama o zaman gazete meydana gelmez ki. Gazete ismi altında o ismin hakikatine aykırı manzara resmi, şehvet albümü gibi bir şey vücut bulmuş olur. Buna hakkın var mı? dava satmakta, halkın istediğini yapabilmekte. İrade halkın değil, hakkındır. Halk istemez, halka istetilir. Sen ona evvela istemeyi, isteyeceği şeyi öğret. Ve ondan sonra halkın istediğine uymak yolunu tut. Bunlar edebiyat. İşte ben bu edebiyat yolunu tıkayacağım ya, göreceksin ve gazete satmak ne demektir anlayacaksın ve devamında Üstad Necip Fazıl diyor ki, Gördüm. Bugün yüksek tirajlı gazeteleri sadece batı taklitçiliği işine bağlayan Hürriyet gazetesinin Babali'de yaptığı dehşet verici inkılabı gördüm. Ve bu günleri anlamak, Hürriyet'in rolünü kavramak isteyenler için de şu ilavede bulunuyor. Bunlar maden gibi halkın boşluğunu, gafletini, şehvetini işletir. Bu maden işendikçe onları semirtir. Onlar semirdikçe halkın ruhu pörsür. Ve böylece yumurta tavuktan ve tavuk yumurtadan türeyerek taraflar yüzünden ve tersinden orantılı bir şekilde gelişir. Onların tirajı yükseldikçe halkın ruh seviyesi düşüyor. Halkın ruhu düştükçe de onların kar seviyesi yükseliyor demektir. Sedat Simavi kendisine yakışanı yaptı dinç bilginler ve aydın doğanlarla da Türkiye'deki seviye bugünkü çukur seviyesine kadar indirildi. Peki ya şimdi? Kendisini mütedeyyin olarak tanımlayan iktidar sabah, milliyet ve hürriyet grubunun tamamına hakim olduktan sonra fikrin şahsiyetini iade etmek üzere bu girişimde bulunup bu organların yayın politikalarına el attı mı? Bırakın yayın politikasını değiştirmeyi, Fuş albümlerini kaldırmayı, bu gazetelerin köşe başlarını tutmuş mevcut rezalet ikliminin mimarı diyebileceğimiz tipler bile yerlerinde kalmadılar mı? Buradan da anlıyoruz ki mevcut anlayışın sebep olduğu tahribat iktidar tarafından anlaşılmamakta yahut böylesi onların da işine gelmekte. Ruh ve fikir sefaletine aşırı dozda maruz kaldıktan sonra bile bu memleketin halen ayakta kalması başlı başına bir mucizedir. Sıradan vatandaşı asgari insani şartlarda yaşayabilmesi için hayvanlar gibi çalışmak zorunda bırakan, bir takım hayvandan aşağı tiplerinse hakkı olmayan serveti Ali Cengiz oyunları ile indirmesini teşvik eden bu düzen her geçen gün meşruiyetini daha fazla yitiriyor ve değişimin önü de aslında bununla aynı hızda açılıyor. Türkiye'deki rejim saydığımız ve saymadığımız bütün rezilliklerin başlıca müsebbibi konumundadır ve bu düzen değişmedikçe iktidarların, gazetelerin, servetin şunun ve bunun el değiştirmesiyle Türkiye'nin meseleleri çözülmeyecek, bilakis pekişecektir. Bir rejim değişikliğinin kendisini dayattığını hayatın her planında müşahede ediyoruz. Erdoğan bu dayatma karşısında daha fazla kayıtsız kalmamalı ve eğer ki bir dönem daha iktidarda kalmak istiyorsa senelerdir sırtında taşıdığı asalaklardan bir an evvel kurtulmalı ve bununla beraber memleketin fikri ve ruhi sefaletini ortadan kaldıracak ruh köklerimizle mutabık bir rejime geçmek üzere hızlı ve kararlı adımlarla yol almalı. Türkiye'de yaşananları artık herkes gördüğüne göre aksi takdirde bu işin karakolda biteceğini söylemeye lüzum yok herhalde